olsun. Biz ne yapıyoruz? Bayatlamayan kurabiye yapacağız. Hadi canım, bayatlamayacak evet, kavanozda uzun süre, aşağı yukarı 2 hafta kadar bekletebilirler. Ben yaptım daha önceden çünkü soğuması gerekiyor. Bu pişmişi mi? Ve sonra çikolatayla, evet pişmişi. Sonra soğuduktan sonra çikolatayla buluşacak. Onun için mutlaka soğutmanız lazım ama nasıl yapılacak? Şimdi hemen onu göstereceğim. Yumuşacık. Çok güzel bir kurabiye gerçekten. Kavuk kurabiye diyeyim ben buna. Kavanozlarda böyle güzelce uzun süre, 2 hafta kadar saklayabilirsiniz. İster cevizli yapın, ister fındıklı yapın. Ama bu şekilde yine o... Yine yağ dolu içinde belli çünkü çok lezzetli. Un kurabiyesi tadında. Bak ucundan alıyorum. Yağ dolu derken bak hemen yapayım mı bak? Hadi yapıver madem. Şimdi... Şöyle aşağı yukarı hani iki çorba kaşığı. Ben sana biraz daha az yağlı yapıyorum bu sefer bak. Tamam mı? Haftasını İzmir'deydim. Herkes diyor ki ay kadına yemek yaptırmıyorsun. Bir tuzundan bir yağından ama diyorum öyle onları kestiğim halde bak. Bak tamam. Ah, yine de oluyor. Yapalım. Bak şu kadar yağ kar bugün. Bak bak hadi, az mı? Biraz şu kadar yağ kardayım. Kar ettirelim. Ya. Şimdi vücudumuzun tabii yağ da ihtiyacı var ama hani ne kadar az o kadar iyi diyor ama doktorlar. Ama şuna inanıyorum bak. Bütün bu tariflerden azıcık çıkarsanız inanın sağlığınıza bunlar damarları kaplıyor. Ah çok şey bilmek de kötü biliyor musun aslında? Aynen öyle. Şimdi bunların nasıl damarlarda ne yazık ki yer ettiğini, kapattığını bildiğim için oh bu arada çikolatalarda. Şimdi burada hem bitter çikolata var hem böyle damla çikolata var. İkisini bir araya koyuyorum ve burada benmari usulü hemen ocağın altını yaktım. Su kaynayacak. Burada da çikolatalar eriyecek. Sonra bu yaptığımız güzelce kurabiyelerin üzerine çikolata dökeceğiz. Sonra böyle renkli renkli şekerlerle hop süsleyeceğiz. Instagram için çekiyorum, sizin için çekiyorum. Hadi yazın bana özellikle siz nasıl yapıyorsunuz onu anlatın. Sizden de şahane öneriler geliyor çünkü. Evet, şimdi hemen başlıyorum. Ne yapıyoruz? Yağ, tereyağı ve sıvı yağ bir arada kullanıyorum. Vanilya koydum ve pudra şekeri koydum. Şimdi hemen üzerine bir miktar un koyuyorum. Bu un miktarı aldığı kadar demek istiyorum. Çünkü yavaş yavaş böyle yağ eridikçe, hamur kıvama geldikçe onu siz ayarlayın. Onun için aldığı kadar un. Şimdi ben yağ miktarını da azalttığım için yavaş yavaş elimle şöyle bakacağım. Yağ elimin sıcaklığıyla hafifçe eriyecek. Güzel bir kurabiye hamuru yapacağım. Bakın böyle renkli şekerleriniz evde varsa şöyle renkli şekerler de kullanabilirsiniz. Böyle rengarenk şekerleri bir araya getirdim. Bu şekerleri kurabiyelerin üzerinde kullanacağım. Tezgaha koydum ki rahat rahat görebilirsiniz diye. Ay ne kadar güzel görünüyor. Rengarenk değil mi? Instagram'a ama... da attım bu arada. Süper. Hadi bakalım siz yazmaya başlayın lütfen. Biz de buradan okumaya başlayalım. Süper. Yani ben renkli şeker kullanmak istemiyorum diyenler fındık veya ceviz de kullanabilirler. Ya da sadece çikolataya batırdığımız gibi durabilir. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen yavaş yavaş şöyle erite erite yağı elimin sıcaklığıyla şöyle. Bunların hep oda sıcaklığında olması gerekiyor değil mi? Özellikle öyle söylerler ya. Evet ama bazı tariflerde yağın buz gibi olması gerekiyor. Ha. O tarife göre değişiyor. Ya da mesela hamuru yaptıktan sonra buzdolabında bekletiyoruz. O da değişik oluyor. Ay birazcık daha yağ koyacağım şuna az geldi. Olmadı mı? Evet. Az yağlı da olunca bu sefer hamuru tutturamıyorsunuz. Şimdi ben de artık anladım lezzet yağla geliyor. Doğru ama işte yağı ne kadar azaltabilirsek o kadar. Yani doğru yağları kullanın tabii. Canan hocam da kızmasın şimdi. Doğru yağları kullanın tabii ama yağın da kalori olduğunu unutmamak lazım. Tabii. Ay Reyhan'ım gelmiş. Oo. Reyhan günaydın aşkım. Hoş geldin. Ben Reyhan ilk zamanlar diyordu ki bana ben yemiyorum bir avuç yiyorum diyordum ki Allah Allah ya nasıl olur ya bu kadın nasıl bir avuç yer böyle gerçekten öyle. Sanki Reyhan zayıflamış bir biraz değil mi? Vallahi kilo bana vermişti mı öyle geldi acaba? Aynen aynen birkaç kilo. Bilmiyorum yani. Birkaç kilo vermiştin. Bilmiyorum yavaş olabilir. Yavaş olabilir. Olabilir. Su var. Bu şeyine de bayılıyorum bu başörtüne siyah beyaz. Maşallah. Ben de ne başörtüler var da. E taksana bana ben bayılırım takamıyorum öyle. Takamıyorum işte gidip alıp takamıyorum. Aa. Aldırıvereyim ben. Hangisinden istiyorsan madem başörtüler var. Bir taşınamadık sizin yüzünüzden. Hiç nerede neyim var belli değil. Nasıl? Kolilerin içinde. Kız yarısını götürmüştün zaten ben geldiğimde. Evin çok az bir kısmı kaldı. Ay içeride de var koliler. İçeride de mi var? Valla bir şey söyleyeceğim. Sen zayıflamaya devam et. Tamam mı? Ben sana şöyle güzel, rahat, renkli... Güzel bir koltuk mu alsam ne yapsam? Oo. Allah siz bilirsiniz. Sizin canınızın sağlığı ay, önemli. Yüzün gülecekse. Şöyle yüzün bir gülsün moralin yerinde olsun.
Bu arada Reyhan'ıma bir çiçek götürdüm. Allah'ım o çiçeği nasıl tepki verdi. Yemin ediyorum ben o kadar sevineceğini tahmin edemedim Reyhan ya. Nasıl mı? Neyse onları da göstereceğim sonrasında. Peki şimdi bu kurabiyeden tatmak ister misin Reyhan? Ama şekerli. Diyet yapıyorsan. Yok sağ ol. Dur kız sordum bu. Ben tatlıyı sevmiyorum. Çikolatalı bayatlamayan kurabiye yapıyoruz. Bunun için ne yaptık? Pudra şekeri koyduk. Birkaç kaşık pudra şekeri, bir paket vanilya, biraz tereyağı, biraz zeytinyağı ve aldığı kadar unla, içinde hiç yumurta olmadan güzel bir kurabiye hamuru yaptık. Ve kabartma tozu da yok dikkat ederseniz. Çünkü kabarmasını istemiyoruz. Kurabiyelerin bu şekilde kalmasını istiyoruz. Zahide Hanım, çikolata kaç dakika ısınacak diyor. Şimdi vallahi yeni zaten koyduk. Zaten benim usulü işte böyle evet. Yavaş yavaş eriyor. Alttaki su kaynamaya şimdi başladı. Evet. Alttaki su şimdi kaynamaya başladı. Kaç dakika? İyice eriyinceye kadar bekleyin. Aşağı yukarı 5 dakika geçmedi bile şimdi daha henüz. Şimdi ben olmasam buna tereyağı falan da koyuyor da bu çok güzel parlıyor. Ama onu benim yanımda yapmıyor yavrum. Şimdi Allah'tan. Yapmıyorum aynen. Heh. Şimdi çikolata eridikten sonra da hemen daha önceden benim yaptığım ve soğuttuğum kurabiyeleri güzelce çikolataya batıracağız. Sonrasında renkli şekerlerle süsleyeceğiz. Acayip güzel oluyor. Ve kavanozda 2 hafta kadar bu çikolataları, bu kurabiyeleri bekletebilirsiniz. Hemen böyle misafir geldiğinizde elinizin altında kahvenin yanına, çayın yanına ya da çocuklarınıza nefis bir kurabiye oluyor. Az sonra bir şey yapacağız. Dur bak şimdi. Ne Mert, oldu? Mert Kaya mı? Zahide abla siz bunları yapıyorsunuz fakat evine çocuklarına bir paket süt bile alamayan insanlar var. 3 yaşındaki kız bana dedi ki benim sütüm yok, mamam yok, kardeşimin biberonu yok dedi. Babam almıyor dedi, ben çok üzülüyorum. Eminim siz yardımcı olmuşsunuzdur. Biz de yardımcı oluruz. Verin adreslerini bana. Bak şuradan size hatta geri dönüş yapayım. Adres bilgisi ve telefon verin bana. Adres bilgisi lütfen diyeyim. Yani benim de içim gidiyor böyle ama bir taraftan da tabii şu da hayat gerçeği. Hani çocuk yapmak kolay da bakmak zor. Tabii ki yani böyle 3-5 evet. Çocuk yaparken de düşünmek lazım. Allah ne kadar yetebilirim? Etsin, aynen öyle. Hele bir de ama bunu sigara parasına veren, hani kötü alışkanlıklara veren babalar, anneler o kadar içim gidiyor ki o çocukların mama parasını, süt parasını ne yazık ki. Peki bu arada ilk mesaj Özge Gül'den gelmiş. Günaydın demiş. Şeyma Hanım diyor ki dur bakayım, yoğurt koyunca bayatlarmış, doğru mu demiş? Evet, yoğurt yumuşatır hem de. Aa. Onun için yoğurt koymuyoruz. Bak onu ben de şimdi çünkü sizden yoğurt öğrendim. Asitli. Hmm. Asitli olduğu için mümkün olduğu kadar koymamaya çalışıyoruz. Peki Fatima Hanım da diyor ki tereyağı yerine margarin olur mu? Tercih meselesi. Yani bazen evet. Ben tereyağı kullanmayı tercih ediyorum. Tamamen tercih meselesi. Tercih tabii meselesi ki. Değil mi? Biraz para meselesi. Çünkü tereyağı da hele iyi bir tereyağıysa. Yok hayır. Daha... Bazıları da tereyağının kokusunu hiç sevmiyor. Ha, yani tamamen başka bitkisel margarinler kullanıyorlar. Bu tamamen hakikaten damak tadına göre değişiyor. Ay ne bileyim ama işte böyle bu arada bana mesela köyden tereyağı geliyordu. Hiç sarı değil. Bembeyaz. Bembeyaz. Ay. Aynen. Ay ne güzeldir onlar. Şimdi böyle sarı onlar. Görünce diyorum ki Allah Allah hani buna bir şey mi yapıyorlar? Yok o sütten ineğin beslenmesinden aynen değişebiliyor. Şimdi bak çikolatamız eridi. Bunu tamamladıktan sonra az sonra pişi yapacağız. Pişi. En sevdiğim. Of evet. Bakın çikolata eridi. Ha bunu kısayım kapattım altını. Ben artık. Ha tamam. Şimdi bak üzerine şöyle döküyorum. Ben hatta bunu böyle batırıyorum da şimdi hepsini batırmak istemedim. Nasıl şöyle, batır? Ha içine batırıyorsun. Evet içine batırıyorum da şimdi dedim hani al koy. O biraz kenara da kaçsa zaten çikolata nasıl olsa evet, orada evet. Donacak yine. Donacak. Çok sıkıntı olmayacak. Of çok lezzetli görünüyor. Şöyle bakın üstüne döküyorum. Hepsinin böyle aşağıya doğru akacak. Sonra her tarafı kaplayacak. Ama illa da böyle içine batıralım da çıkartalım diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bak. Ne oldu? Safiş Deniz diyor ki ben bu tarifi yapıyorum. Çikolatadan sonra mısır gevreğine buluyorum. Mısır gevrekli kurabiye oluyor diyor. Bak o da çok güzel olur. Mısır gevreği zaten hakikaten hem tatlıda hem tuzuda kullanılabiliyor. Abi bak hiç aklıma gelmemiş. Süpersiniz. Tavuğu böyle marine ederken, tavuğu pişirirken de mısır gevreği çok güzel oluyor. Zahide abla tuzsuz tereyağıyla mı yapacağız diye sormuş. Hasretim sana. Tuzsuz evet. Tuzsuz tereyağı. Yani ama evde tuzlu da varsa zaten tereyağlar öyle aşırı derecede tuzlu olmuyor. Mardin'e günaydın. Elazığ'a günaydın. Kayseri'ye günaydın. Beni de gör Zahide Hanım. Sağlık sorunlarım var. Yazsaydın keşke kuzum ne sıkıntım var. Bakayım.
Kırmızılar çok yakışmış, teşekkür ediyoruz. Tuğba, Süleyman, Pişkin. Bu bordo ama tabii renkler farklı görünüyor ekranda. Ayşe Hanım diyor ki bu hamur hiç birleşmiyor. İp kurabiye gibi demiş. İp kurabiye gibi olabilir aslında. Yani hamurun tutturmak için un kıvamı önemli orada. Bu arada Burcu Hanım da diyor ki kurabiyeleri buzlukta saklayabilir miyiz? Buzlukta tabii ki saklanabilir, hem de daha da güzel olur. Ama çıkarttıktan sonra bir oda sıcaklığına gelmesi lazım. Yani ya da hamuru buzlukta saklamak lazım pişirmeden önce. Piştikten sonra, çünkü oda sıcaklığına gelinceye kadar inan onu hatır ne oluyor hiç denemedim kurabiyede. Çünkü hepsi hemen yendiği için. Buzlukta aynen. Mesela hani oğlan götürdü mesela yarısını, bunun yarısını götürdü. Zor kurtardım. Dedim ki çekime götüreceğim onları. Zor kurtardım yani. Na, çocuk senin çekimini dinler mi? Hiç. Ama çok güzel olmuş diye böyle. Aman yesin yavrum. Tam daha 16 yaşında. Vallahi. 16 yaşında da maşallah. Basket oynuyor tabii, enerji. Tabii canım, enerji lazım onlara. Bunlar nerede satılıyor? Ben hiç böyle şeyler almadığım için. Pasta malzemeleri satan yerlerde veya büyük marketlerde satılıyor. Yani öyle bulabiliyorlar. İlla mesela, çok güzel oldu bu, çocuklarla yapmak için şahane bir şey oldu. Küçük parça çikolataları böyle kırıp kırıp da yapabilirler, nasıl isterlerse. Şimdi, bak Mürvet Hanım demiş ki çikolata yerine karamel koysak olur mu? Oh, olmaz mı? Bal gibi olur. Çok da güzel olur vallahi karamel. Vallahi karamelin üstüne de böyle şekerler koyabilirsiniz. Peki, hadi biraz donsun.